Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde görev yapan polis memuru arkasından yaklaşan bir şizofren hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Önceki gün Bahçeşehir'de 17 yaşında madde bağımlısı bir genç elindeki bıçakla rastgele 3 kişiyi yaraladı. 26 Eylül'de Tokat'ta bir kadın kaldırımda yürürken kendisini takip eden kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Adamın zihinsel engelli olduğu iddia edildi. 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik Ayşenur Halili ve İkbal Uzuneri feci bir şekilde başını kesmek suretiyle öldürdü. 9 Kasım 2021'de Can Göktuğ Boz isimli saldırgan, sırf kadın olduğu için kurban seçtiği Başak Cengiz'i sokak ortasında kılıçla katletmişti hatırlayalım. Sanki gizli bir el bilim kurgu filmlerindeki gibi akıl sağlığı sorunu olanları şiddete yönlendiriyor. Komploculuk yapmak istemiyorum ama Sizce de bir tuhaflık yok mu diyor. Kübra Par bir paylaşımında. Değerli arkadaşlar çok acayip bir şey oluyor ülkede. Ülkede bir vahşettir almış başını gidiyor. Acımasızlık, insafsızlık, merhametsizlik. Hayvanlarda da bu böyle. Masum köpekçikler durup dururken saldırganlaşabiliyor enteresan bir şekilde. Ve bazen diyorum acaba diyorum bu hayvanlara verilen mamalarda bir şey mi var? Hadi hayvanlara memle verilen o mamalarda bir şey var. O yüzden saldırganlaşıyor. E i̇nsanlara ne oluyor? İnsanlar neden saldırganlaşıyor bu kadar? Acımasızca bir baba evladını, evlatlarını öldürebiliyor. Karısını çocukların gözü önünde, hatta karısının gözü önünde çocuklarını öldürebiliyor. Son zamanlarda bunları çokça fazla duymaya başladık bilmem farkında mısınız? Hemen hemen her gün muhakkak bu ve buna benzer bir ya da birkaç haberi okuyoruz izliyoruz, duyarsızlaşıyoruz. Bilmem farkında mısınız? Bu paylaşıma gelen bir yolum ilginç. Öne alınamayan bir ahlaki çöküşe tanıklık ediyoruz demiş vatandaş. Adaletin sağlanamadığı, sağlanamıyor olması hayat pahalılığı insanların yapısını değiştirdi. Ahlaksız ve değersizleşen bir topluma sahip olduk. Nasıl olduğu belli. Komplo teorisine ihtiyaç yok demiş. Değerli arkadaşlar... Komploculuk yapmak istemiyorum ama sizce de bir tuhaflık yok mu demişti Kübra Bar. Ben de size soruyorum. Sizce de şu an içinde bulunduğumuz durumda bir tuhaflık yok mu? Hadi eskiden medya bu kadar yaygın değildi. İnternet yoktu vesaire. Bilgi bu kadar hızlı yayılmıyordu. Ama ona rağmen yaşadığımız o küçük şehirlerde bile biz bu kadar olayı, bu kadar üçüncü sayfa haberini aynı anda görmüyorduk. Göremiyorduk, yoktu çünkü. Yılda bir kere olurdu, o da şaşkınlık içinde izlerdik. Ve bugün gelinen noktada artık yılda bir değil, ayda bir değil, haftada bir değil, günde ve hatta saatte bir oluyor. Bir başka yorum bu paylaşıma gelen demiş ki vatandaş, gizli bir el yok. Açıkça son 30 yılın çürümenin sonuçlarını görmeye başladık. Virüs vücutta her zaman vardır, hissetmezsiniz ama bağışıklık zayıflayınca birden hasta olursunuz. Bu olaylardaki intibamız da budur demiş. Evet. Bu da doğru bir tespit. Değerli arkadaşlar ben bu mevzuyla ilgili Kemal Sayar'ın bir paylaşımını okudum. Şiddet üzerine notlar başlığını taşıyor. Bu pazar gününde bunu sizinle paylaşmak, birlikte okumak istiyorum. Konuşabilen ve acısını sözle ifade edebilen canlı olarak insan saldırganlık dürtülerini kontrol edebilir. Erdem ahlakı Bireysel bazda insanı kendini bilen özne haline dönüştürüp şiddetten ve hayvani kökenden uzaklaştırır. Bunu yapamayan, daha alt düzey bilinç veya limbik sistem tarafından idare edilen insanlar bir güç açlığıyla saldırganlaşabilirler. İnsanlara, nesnelere, dünyaya bu cansızlaştırma ve sindirme nazarıyla bakarlar öz saygısı düşük insan kendisinin de önemli ve dikkate alınması gereken biri olduğunu ispatlamak için şiddete yönelebilir. Şiddetle nemrutlaşır, can yakmakla kendisi için, kendisini için için kemiren değersizlik ve acziyet hissini tersine çevirmek isteyebilir. Şiddet türlü biçimlerde, fiziksel, psikolojik, iktidar enstrümanlarıyla kılcal damarlara kadar yayılıyor. Ailede aşağılama, utandırma, korkutma, çaresiz bırakma, sömürülme, dayak şeklinde, iş yerinde mobbing, nesneleştirme, bastırılma, görmezden gelinme şeklinde. Devlet karşısında bireysellik, özgünlük ve kendini ifade hakkının engellenmesi, yoksullukla güçsüz düşürülme şeklinde vesaire açığa çıkıyor. Şiddeti norm kabul edip içselleştiren kişi, kendisinin daha avantajsız olduğu durumlarda kendince dengeyi sağlayabilmek için bir başkasına kolayca şiddet uyguluyor. Özellikle rekabet alanı gibi görülen trafikte ve narsizmine tehdit olarak algıladığı durumlarda ev içi şiddet ve meslek profesyonellerine şiddet tırmanıyor. Son dönemde erkekliğin kendi tüm güçlülük algısını yitirmesine paralel olarak incel denilen nefret suçlularının sayısında bir artış var kadınların özgür irade ve güç sahibi varlıklar olarak yani kendileri gibi bir insan olarak reddetme hakkının olmadığı, seçilen ve itaat eden zevk nesneleri olması gerektiği inancı hiçbir takdir edilecek niteliği olmayan hıç dolu, gelecekten ümitsiz genç erkekler arasında giderek yayılıyor. Bu da sözlü şiddetten, sosyal medyadaki nefret söyleminden fiziksel şiddete, hatta öldürmeye kadar bir saldırganlığa dönüşüyor. Keza tıp personeline, öğretmenlere, avukatlara dönük şiddet de aynı güçsüzlük duygusundan neşet ediyor. Aşağılık duygusuyla kıvranan kişiler kendilerini yeniden önemli hissetmek, iz bırakmak için fiziksel üstünlüklerini tıpkı bir hayvan gibi kullanarak denge kurmaya çalışabiliyor. Şiddet eylemlerinin ya hiç ya da önemsiz cezalarla karşılık bulması da buna çanak tutuyor. Tutuklu yargılamama, ceza evinde kısa süreli tutma yönündeki devlet iradesi, devletin en asli kuruluş amacı olan asaleti tesis etme, adaleti tesis etme vazifesini bireylerin üzerine yıkmasına, insanı yeniden insanın kurdu kılmasına yol açıyor.'' Bazıları şiddete daha meyilli oluyor. Özellikle aile içerisinde şiddete maruz kalan sevgi ve şefkat gibi. Temel ihtiyaçları karşılanmayan, çocukların duygularını ifade etmekte zorlandığı, incinmişlik, kızgınlık, hayal kırıklığı ve öfke sorunları yaşadığı, aynı motifi kendi yetişkinliklerinde de tekrarladıkları görülüyor. Şiddeti bir iletişim ve sorun çözme yöntemi olarak benimsiyor bu insanlar. Ancak kadınların daha yoğun olarak şiddetin her türüne maruz kalmalarına rağmen açık şiddeti daha az uygulamaları başka faktörlerin de amil olduğuna işaret ediyor. Kadınlarda özdeğer ve birey bilincinin toplumsal cinsiyet rolleri doğrultusunda zayıf bırakılması nedeniyle bu kızgınlık, hayal kırıklığı, incinmişliği, öz şiddet olarak yaşadıkları bu nedenle psikosomatik hastalıklara daha fazla maruz kaldıklarını düşünüyorum. Bir şekilde iktidar enstrümanlarını kullanabilenler de erkeğin yakını olan kaynanalık, görümcelik, iş yerinde amirlik, sınıf anneliği, meslek profesyonelliği vesaire. Elbette daha zayıf durumdakilere gerek örtük, işte entrika, dedikodu, mobbing, yıldırma vesaire gerek açık şekilde şiddet uyguluyor. Şiddeti öğrenmiş, normalleştirmiş insanlar Başkalarının tavırları hakkında da çok çabuk düşmanlık ve tehdit yanılgısına düşebiliyor. Ergenler bir grup kimliği edinme, grup üyeleri tarafından onaylanma ihtiyacını çok daha fazla önemsiyor, duyumsuyorlar. Daha kolaylıkla şiddete, şiddeti yöntemselleştirebiliyorlar. Aile ilişkileri daha yoğun ve daha sıcak olan ergenler bu yoksunluğu daha az hissediyor. Şiddet hakkındaki eski tarihli bir yazıdan bir bölüm. From kronik şiddetin yaşam karşıtlığı niteliğini öldürme değil fakat cansızlaştırma üzerinden çok ince bir yerinden tarif eder. Sadizmin özü başkalarına acı vermek değildir. Sadizmin gözlenebilen tüm değişik türleri tek bir nesnel dürtüye dayanır. Başka birisinin üzerinde tam egemenlik kurmak, onun isteklerimizin çaresiz nesnesi durumuna sokmak, onun tanrısı olmak, onunla istediğimiz gibi oynayabilmek. Sadizmin amacı insanı bir nesneye, canlı bir şeyi cansız bir şeye dönüştürmektir. Ödünleyici şiddet, tepkisel şiddet gibi yaşamın hizmetinde değildir. Yaşamın yerini alan hastalıklı bir şeydir. Onun sakatlığının, boşluğunun kanıtıdır. Biz Yalnızca genetik ve biyolojik bagajlarımızdan değil, artık değiştiremeyeceğimiz geçmişimizin travmalarından, hatta yaşam yolumuzdan şimdiye kadar hep seçmiş olduğumuz şeylerin dağladığı kimliğimizden bile işte o seçim anında özgürleşebiliriz. Bu sefer canlandırmayı mı yoksa cansızlaştırmayı mı tercih edeceğimizle. İnsandaki tüm yaşam destek ünitelerini besleyerek yapılabilecek bir şey bu. Onun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını, izzeti nefsini, zihnini, umutlarını vesaire. Birini vurduğunuzda, bağırdığınızda, onun hakkı olanı ondan esirgediğinizde, başkalarının arasında görünmezleştirdiğinizde, hepsinde insandan bir parça yaşamı sökersiniz. Freud'un meşhur bir düşüncesi vardır. Uygarlık, insanın içindeki kendi saldırganlık dürtüsünü ketleyebilmesi üzerine temellenir. Kültür, Bireyin tehlikeli saldırganlık zevkinin üstesinden gelmek için onu zayıflatır, silahsızlandırır ve zaptedilmiş bir şehirdeki işgal gibi kendi içindeki bir kurumun gözetimine verir. da göre şiddetin tersine çevrilmiş yeridir vicdan. Devlet şiddeti de önemli bir konu. İsrail'in, Amerika'nın hem kendi topraklarında hem de başka ülkelerde uyguladıkları şiddet, insanlar için dünyayı daha adaletsiz ve güvenilmez bir yer kılıyor. İnsanın insana karşı savaş algısını sembolik gözlemde geçerli kılıyor. Güçlü olanın haklı olduğuna dair sapkın bir bilinç yaratıyor. Şiddetin ayıplandığı, cezalandırıldığı, görüldüğü yerde kontrol altına alınarak hevesinin kırıldığı bir toplumsal mutabakata ihtiyacımız var.'' anne babaların çocuklarına bir canı incitmenin kötülüğünü öğretmesi gerekiyor. Televizyon ve dijital platformlarda şiddetin estetize edilerek sunulmasının önüne geçilmeli. Okullar, çocuk ve gençlerimize medeni hayatın kurallarını merhamet ve empati eğitimleriyle sebep-sonuç ilişkisi kurmayı öğreterek anlatmalı. Yapılacak çok şey var. Ülkenin ufkunu saran bu Dudu Muannidi bu inatçı sesi el birliğiyle, yoğun bir seferberlikle dağıtmalıyız.